Arka plana aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın Selvi, alalım mı sizi buraya efendim tekrar? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK'da yapmış olduğu vurguları ekranlara taşımaya devam edeceğiz. AK Parti'ye gönül verenlerin sandığa gitmediğinin altını Cumhurbaşkanı da özellikle çizdi. Hayat pahalılığı ve enflasyonla vatandaşın sandığa küstüğüne bir vurgusu vardı. Gazze krizi gibi bedel ödediğimiz bir meselede dahi siyasi saldırıları savuşturmayı başaramadık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu siyasi saldırıları savuşturmak kimin görevi? Şöyle, çok doğru bir tespit. AK Parti yaptığını anlatamadı. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi hiç yapmadığı kendi malı gibi anlattı. Burada bir de tabii bazı şeyler yıpratıcı etkisi oldu. Özellikle Gazze konusunda Recep Tayyip Erdoğan dünya üzerinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere Filistinlilerden daha çok bu konuda duyarlı bir insan. Doğru. İşte uluslararası zeminleri harekete geçirdi, Birleşmiş Milletleri, İsrail'e biliyorsunuz her defasında sert uyarılarda bulunuyor. Ve Türkiye'ye, Gazze'ye en büyük yardımı yapan dünyada ikinci sırada yer alan bir ülke. Buna rağmen işte siz İsrail'e silah satıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz, bunlar bitmiyor. Bunu kim savuşturacak? Hı hı. Bu tür durumlar ortaya çıktığında çok dinamik bir kriz yönetimi sergilemek gerekiyor. İlgili bakanların süratle ekranlara çıkıp gerçekleri açıklamaları gerekiyor. Orada İsrail olarak gözüken Filistin doğrudan ticaret, ithalat ve ihracat yapamadığı için İsrail'den girilen malların izah edilmesi gerekiyor. Filistinlerin ticari engellemelerle karşılaşmamak için İsrail'de kurdukları şirketler var. Bunların izah edilmesi gerekiyor. Bunu kim yapması gerekiyor? Elbette ki bu konuda bilgi sahibi olan yetkililerin yapması gerekiyor. Ve bu ciddiye alıp bunun bir iletişim dilinin oluşturulması gerekiyordu. Maalesef o konuda bir dağınıklık oldu. Yani kendi gerçekten yaptıkları hizmetler, şu anda bizim gemilerimiz Gazze'ye yardım taşıyor. Bunlar anlatılamadı. Evet, şimdi gelelim Eray Güçler'in sorusuna. Daha önce kampanya yürüten insanlar aynı kişiler değil miydi? Ne değişti diye sordunuz değil mi? Tekrar eder misiniz sorunuzu? Misafirlerimiz yanıtlasın. Ya şimdi tabii hani burada şuna ben dikkat çekmek istiyorum. Aslında hani kampanya üzerine odaklandık da. Ya şimdi bu insanlar AK Parti içerisinde bu kampanya yürüten çok değerli, çok kıymetli isimler var yani. Muhakkak. Hani bu işin uzmanı olan, yani sahayı bilen, yani şimdi ne oldu da bu böyle bir sonuç çıkmasında şu anki konuştuğumuz eleştirilerin ortaya çıkmasına neden olan ne oldu? Yani bu insanlar gene bu işi bilen insanlar. Türkiye'nin en iyi bu konularda kampanya konusunda uzmanı olan insanlar. Hani hakikaten ben anlamakta güçlük çekiyorum yani. Hani dünkü insanlar değil yani. AK Parti bugün iktidara gelmiş de ya da bugün seçime girmiş de bugün bir heyet ekip kurup bu kampanyayı yürütmüş de değil. Hani Türkiye'nin nabzını, dünyanın nabzını çok iyi tutan insan, çok değerli insanlar var. Biliyorum, uzman yani seviyesinde çok kıymetli siyasetçiler. Evet, bir Ankara gazetecisine soralım Sayın Ama Selvi. Şimdi baktığımızda sadece yani spesifik olarak mesela Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun, yani şimdi İzmir'de gerçi Sayın Hamzadağ gerçekten çok başarılı bir kampanya yürüttü. Bir şey demiyorum. Bu cümleyi şu an mesela niye kurabiliyoruz? Hamza Bey İzmir'de bir kampanya yürüttü, değil mi? Fark ettirdi kendini. Evet. Yani rakibin üstüne gitti, rakibi eleştirdi. Mesela İzmirlileri öne çıkardı, İzmir kazanacak dedi. Nihayetinde bir akıl işledi. Şimdi şöyle düşünün, AK Parti'nin bütün siyasal mekanizmaların iyi işlediği dönemde, siyaset üretildiği dönemde, ya bir yerde siyaset üretimi var olduğu zaman bütün mekanizmalar doğru işler. Siyaset üretiminde tıkanlık olduğu zaman reklamcının da aklı kaybolur. Yani şöyle düşünün. Şimdi Gazze ile alakalı eleştiri var. Peki onun cevabını kim verecek? Kim ticaretle verecek? Alakalı kişi. Ya da bir başka konuda, yani kamu diplomasisi diye bir şey var, uygulama vardır. Nedir? Sizin devletinizin, bakanlıklarınızın herhangi birisinin uygulamasıyla alakalı bir şey olduğu zaman anında harekete geçersiniz, doğru bilgiyi verirsiniz. Ama şöyle düşünün, bir parti tarif edin. Oyu Tayyip Erdoğan kazanıyor, siyaseti Tayyip Erdoğan yapıyor. Diğerleri sanki devlet memuruymuş gibi çalıştıklarında bir ani refleks psikolojisi ortaya çıkmıyor. Dün ben Türkiye en çok yardım eden ikinci devlet haberini duyduğumda dedim ki bu haber niye seçimden önce olmadı? Ya da şöyle düşünün, bir siyasal akıl bu aklı işletir.
Biz emeklilerin 3 bin lira ikramiyesi seçimden sonra yatmaya başladı. Ya da tarım şeyleri, tarım destekleri. Ya insan bazı şeyleri 10 gün öne çeker. Yani mekanizma, organizma çalıştığı zaman mekanizmaların tümü eş zamanlı aynı amaç için çalışır. Mesela diyelim ki rakip Yeniden Refah Partisi'ni merkeze aldıysa, sen de başka bir iksi merkeze al, sen de onun üzerinden farklı bir atak yap. Şey olarak bu gazete eleştiricilerinden gidiyorum. Şöyle düşün, AK Parti dediğim gibi, mesela Erol abiden bir örnek vereyim, Erol Olçak'ta. Ben 100 tane isme rastladım. Herkes diyor ki Erol Olçak benim dostumdu, bana sorardı. Erol Olçak benim dostumdu, bana sorardı. Bize de sorardı, Abdülkadir abiye de sormuştur muhtemelen. Dolayısıyla şöyledir, bir alıcı akıl vardır. Medeniyetler de böyle yüksek. Bir parti, bir kişi, bir ortam alıcı hale geldiği zaman bütün bilgiler size akar. Alıcılık ortadan kaybolduğu zaman, belki AK Parti ileride bunu tartışırken, yani reformları tartışırken, acaba alıcı akıl hale gelir. Eskiden AK Parti uğranırdı. Bir fikir verdiğiniz zaman AK Parti hala rasyonel bir parti. Demek ki damarlarda tıkanıklık var. Yani bir de özür diliyorum, evet, müsaade edersen. Ama kampanyalar bu şeyde, bu rüzgarda çok önemli bir yer tutmuyor. Ama rüzgarı kesme etkisi gösterebilirdi belli. Ben de onu söylüyorum. Yani mesela şunu soracağım ben size. İkinize de hani hani siyasetçi olmadığım için bir şey vatandaş aklıyla sormaya. Ama yıllardır sen siyaseti takip ediyorsun. Abi ben daha şurada biz güvenlik bakıyoruz. Yani siyaseti sizin kadar iyi bilmeyiz. Ya mesela deseydik ki Türkiye'de ekonomik sorun olmasaydı, enflasyon normal seyretseydi, insanların alım gücünde problem olmasaydı, yani hani ekonomik bir rahatlık ve refah olsaydı, yani çözülmüş olsaydı, deprem olmasaydı mesela, Türkiye'de o deprem, o travmasını yaşamasaydık. Yani şu kampanyalarla hangi sonuçlara ulaşılır? Şöyle, AK Parti yüzde aldığı her yeri alırdı. Ayrıca İstanbul üzerine kordu. Evet. Fakat şöyledir, ama bir şey düşünelim. Ben o yüzden hani bir önceki seçimde İstanbul'da mesela AK Parti alacak pozisyondaydı. Orada da öyle ya da böyle rakip bir kampanya zekası işletti. Biz neyle uğraşıyorduk o zaman? İki ayrı grubun birbiriyle kavgasıyla uğraşırken rakip kampanya yapıyordu. Ya işte burada kampanyada kampanyada da hatalar, eleştireceğimiz yönler var yani. Şimdi bunu yapıcı bir eleştiri gözüyle bakıyoruz. İşte demin saydım. Yani nasıl tahayyül edilemedi değil mi? 7 tane il. Yani işte Kütahya filan. Hani girilmesi lazım. Birlikte tek aday olarak Cumhur İttifakı girmesi. O konuyla girmesi. İlgili Cumhurbaşkanımızın eleştirisi de burada. Öz eleştiri sürecinde hem ittifak olarak girip kaybettiğimiz, hem de Amasya, Kütahya, Kırıkkale gibi iki parti ayrı ayrı girerek özellikle CHP'ye kazandırdığımız il ve ilçelerin durumunu da masaya yatıracağız. Ya şimdi mesela 7 tane il var, 50 tane de ilçe var. Evet. Mesela onu hiç konuşmuyoruz. 50 tane de 50'ye yakında ilçe var yani, bunlar 7 tane. Tekrar verdik işte Amasya, Kilis, Kütahya ve Yozgat'ta. Yani neticede seçmen iradesi var. Cumhur İttifakı'na teveccüh var. Ama bunların sandığa yansımasında CHP çıkıyor. Ama netice bu bir paradoks yani. Ama şu var işte, yani kazanılmayacak hiçbir seçim yok. Kaybedilmeyecek de hiçbir seçim yok. Tabii AK Parti çok iyi mekanizmaları var. Mekanizmaları işliyor. Fakat bir yandan da sürekli seçim kazandı. Ve bir yandan da devleti yönettiği için belli ki sinir uçlarında bir takım hasarlar oluşmuş. Yani zamanda hissedip hemen alarma geçip ona göre politikalar oluşturulmadı. Hatalar yapıldı. Hatalar yapıldığı için bu kaybedildi. Sadece kampanyaya da bağlamak yüklememek doğru değil. Evet. Gerekiyor. Yani ben hani sadece bir, kampanya bir üzerinden okuman esti, doğru bulmuyorum. Ama şu var. Eğer emekler, Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi MYK'da? Gittiğimiz her yerde serzenişlerini duyduğumuz. Yani o serzenişler her yerde duyulduysa onun bir şekliyle gereği yapılabilirdi. Yapılamadı. İşte hatalar yapıldığı için kaybetti. Burada da yani nasıl olsa biz gireriz, bu seçimi alırız duygusuyla hareket edildiği için aslında biz seçime gireriz ama bu seçimin garantisi yok diye hareket edilseydi, o endişe taşınsaydı elbette ki yardımlaşırdı. Çünkü oranlar biliyorsunuz iki parti de birbirine çok yakın oy almış. Mesela eğer arkadaşlar gösterirse. Evet, o grafiği tekrar verelim arkadaşlar. Geliyor efendim. Geldi. İşte bakın burada Amasya'da
Amasya'da 22-28-50 ediyor. Tabii bunlar ikisi bir toplanır mı onu bilemiyorum. 42 ile aldı. Şimdi Kilis'te bu AK Parti adayı, MHP adayı da AK Parti'nin eski milletvekili. Ve eski belediye başkanı Hasan Kara. Benim de çok yakından tanıdığım, sevdiğim bir insan. Ama Reşit Polat aday gösterildiği için o da son anda MHP'den aday oldu. Ne oldu? İkisi de seçilemedi ama aradan Cumhuriyet Halk Partisi çıktı. Alim Işık'la AK Parti adayı arasında bir puan fark var. Ama Alim Işık'la CHP kazanan aday arasında da bir puan fark var. Daha az. Evet. Ne oluyor? Daha az. İkisinin o birleştiğinde onun mı? İki katı olması gerekirken seçim zaten seçimlerde bu hatalardan kaybedilmiş oluyor. İşte Yeniden Refah Partisi AK Parti'nin eski milletvekili ve belediye başkanı. AK Parti ile yarıştı orada. AK Partili belediye ile yarıştı ve kazandı. Ama MHP ile AK Parti orada ittifak yapsalardı o zaman AK Parti ya da MHP hangisi olursa devam ederdi. Evet, şimdi bu da bambaşka bir tablo. Bunun tabii da, yani bundan, bunu buna da, ilişkin tedbirler yani de alınacak. Herhalde iki siyasi partinin heyetleri zaman içerisinde bir araya da gelip biz buradan ne yaptık diye şöyle, kendi aralarında da konuşacaklar. Şunu düşünmek lazım. Eğer seçime giriyorsanız öncelik olarak kaybetme tehlikesini öne koyacaksınız. Zaten kazanırsanız kazanırsınız. Ama Abdülkadir Bey, AK Parti çok yaşamamıştı bu kaybetme işini. Tabii işte 2019 seçimleri sensörler evet, zamanda uyarı vermiyor. Açık değil yani. Evet. Sensörler zamanda uyarı vermeyince bu sonuçlar çıkıyor. Demek ki sensörleri yenilemek gerekiyor. O aktive etmek gerekiyor. Nasıl olacak efendim bu? Şöyle bir Cumhurbaşkanı gerçekten hem balkon konuşmasıyla hem MYK'da yaptığı konuşmada çok samimi bir öz eleştiride bulundu. Ama sadece öz eleştiride bulunmadı. Bunların hesabının görüleceği ve milletin sandıkta verdiği mesajın gereğinin yapılacağı mesajını verdi. Bu çok önemliydi, inandırıcılıydı. Şimdi oraya gelindi. Yani bir durum tespiti yapılacak. Cumhurbaşkanı teşhiste, tahlilde isabetliydi. Yanlış teşhis hastayı öldürür biliyorsunuz. Doğru teşhis, doğru tedaviye geçilmesi gerekiyor. O da nedir? Tabii ki bunun kademeleri var. Parti yönetiminde, kabinede, teşkilatlarda ve adaylar konusunda atılacak adımlar var. Bu daha çok partiyi ilgilendiriyor ama millet şunu görmek istiyor. Ben sandıkta bir mesaj verdim. Bunun gereği yerine getiriliyor. Bir, o duyguyu yansıtmak gerekiyor. Bir. İkincisi, bunu verdikten sonra bu seçim nereden kaybedildi? Ekonomiden. Çünkü pastayı büyütmezseniz o seçimde size fatura olarak çıkar. Ekonomi konusunda beklentiler var ama vatandaş günlük yaşadığı için ekonomide iyileşmeyi yılın ikinci yarısından itibaren artık hissetmeye başlaması gerekiyor. Emekliler konusu Sayın Cumhurbaşkanı Temmuz'dan sonra değerlendireceğiz de. Değerlendirilmesi gerekiyor çünkü emekliler kazanılabilir. Sandığa gitmeyenler de ara bölmede bekliyorlar. Beni yeniden çağırsın, maça dahil olayım diye. Onlar da bekliyorlar. Yani gitmedi, kaç tarafa transfer olmadı, bekliyorlar. Bunlar sayılar az değil, çok önemli bir sayı. Bir de tabii yeni sürece ilişkin AK Parti'nin yeni dedirtecek, heyecan uyandıracak politikalara yönelmesi lazım. Zaten iki gündür o tartışılıyor. Zamanı gelince oradan bazı ipuçları var. Onları da paylaşacağım. Yeni siyaset dili, yeni siyaset tarzı, neler konuşuluyor? Zamanı gelince onu da paylaşacağım. Siz biraz istirahat edin.